Abi, şu an sokak çalgıcısı ama kesinlikle gelecekte bir yıldız olacak bu. Böyle bak. Çok iyi değil mi ya? Bak böyle bir ambiyans var. Bombastik, romantik, fantastik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, villamızdan çıktık. Aynen, kabloyu takmadım. Bilerek takmadım, sorun değil. Ondan sonra şimdi otobüse gidiyoruz. Merkeze doğru gidiyoruz. Merkez bir 8 evet kilometre kadar falan. Bizim çocuklardan öyle. Şimdi bakıyoruz. Senden, benden, bizden. Perhaps. Bravo, bravo, alkış, alkış, alkış. Bravo. Evet arkadaşlar, Sırbistan sokağında aşık oldum. Kesinlikle aşık oldum. Çok güzelsin. Arkadaşlar, efsane. Efsane, efsane. O neydi la? Oha. Mihailova caddesindeyiz şu an. Mihailova yani Sırbistan, Belgrad Street. Evet arkadaşlar. Bakalım gece aleminde neler var. Aha, böyle sokak satıcıları var. Fazla yok burada. Burası birazcık elit kesimi. Burası Sırbistan'ın tam merkezi. Böyle güzel yerler var. Burası adını yazıyor mu bakayım. Şöyle. Oh, sometimes I get a feeling. Bu abi ne yaptığını ben bir iki kere gördüm. 10 euro değil, 5 euroya burada resim yapıyor. Ama o resmin güzelliği tabii ki de göreceli bir durum. Ne kadar güzel olduğu olabilir. Burada bir çeşme var. Bu çeşmenin her bir köşesinden içen arkadaş, şöyle göstereyim. Şöyle. Sırbistan'dan biriyle evleniyormuş arkadaşlar. Bir rivayete göre şu çeşmeden içen arkadaş içtikten sonra Sırbistanlı birisiyle evleniyormuş arkadaşlar. Sırbistan'a gelirseniz o çeşmeden su içmelisiniz kesinlikle. Güzel olur yani. Şimdi devam ediyoruz. Böyle daha hala şey, dondurma satıcıları falan var. Böyle burada ben gördüm, böyle popcorn büfeleri var bu şekilde. Yollarda her yerde popcorn büfeleri var. Böyle sinema salonu gibi kokuyor her yer. Gayet güzel. Şimdi biz bir tane AVM varmış. AVM'ye gidip orada iPhone bakacağız. Arkadaşım birine iPhone alacağız burada. Bakalım iPhone uygunsa alacağız. Devam ediyoruz. Street. Sokaklarında. Böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar, Belgrad'da böyle çok güzel bir sokak. Her yerde restoranlar, kafeteryalar vesaire vesaire. Kesinlikle Belgrad, Balkan ülkelerinin bana göre en gelişmiş ülkelerinden birisi. Ve insanlar çok iyi bana göre. Şöyle bak, restoranlar falan çok iyi ya. İnsanlar hiç egolu megolu değil. Kızlar, erkek hiç egolu değil. Sadece birazcık erkeklerinde biraz sıkıntı var. Pek konuşmayı sevmiyorlar. Mesela bir soru soruyorsun. I don't speak English diyor falan hemen. Hemen İngilizceyi kesiyor. Ama bir kızın tekine soru soruyorsun. Diyorsun ki yani ben şuraya gidebilir miyim, buraya gide yani falan filan diye soru soruyor. Ondan sonra o böyle canına dişine takarak telefonunu açıyor, internetini bağlıyor sana falan. Böyle sana yol gösteriyor, hatta yanına eşlik ediyor, seni bırakıyor. Yani soru sorarsanız, nasıl kızlara genelde soru sorup hiçbir şekilde erkekler yardımcı olmuyorlar diyelim. Diyelim, konuyu böyle devam edelim. Geçen geldiğimiz yere geldik. O şeyin yeri neredeydi? Ne? AVM'nin adı. AVM'nin adı neredeydi? Hangi AVM abi? Bu gittiğimiz AVM'nin adını sorsana bana. Söylesene. Abi, şu an gittiğimiz AVM'nin ismi ne? Orada bir AVM değil ya. Buranın şey gibi düşün. İnegöl Pazarı gibi. Ha, tamam. İki tane Sırbistanlı arkadaş az önce iPhone bayisinde karşılaştık. Görmüşsünüzdür. Your name? My name is Dušan. Dušan. You? Yakşa. Yakşaylan Duşa. Evet arkadaşlar. What is job? What is your job? I'm musician. Musician. Musician, oh, musician yeah. Ne lan? Ben anlamadım. Musician, yes. Oh my god. Keyboard. Ah, keyboard. Keyboard. Yeah. Arkadaş piyanist? Yok. Yani, piyanist. Oh my god. But I like Turkish music. Saz. Saz. Vay, saz. Saz is good. Little. Yeah. This song. No, I don't sing. Little brother. Do you know any Turkish songs? Turkish songs? From famous? I know few that are like. There is a song that is few centuries like long, and it is a question whether it is like Turkish song or Serbian song or like Bulgarian song, Macedonian, and I don't know what is the name of the. In the Turkish, but in Serbian it's like Ruse Kose Curu imaš. That is like the song. I know Leyla, something like Leyla. Bas paraları Leyla, bas mı geleceğiz dünyaya? Bas paraları Leyla, ya bir daha mı geleceğiz? Arkadaşlar oyna bak bir Ankaralı olarak adam. So famous song in Turkey. Bas paraları Leyla ya bir daha mı geleceğiz diye. Abi adam piyanist çıktı ya. Böyle bir şey yok ya. Ork çalıyor Leyla. Aynen. Ya inanmıyorum ya. I heard that song in Turkey. I was in Turkey. Türkiye in Ankara. Ankara. You're from Ankara. Yeah, from little Ankara, little Bursa. Yes. Capital of the. Yes. Capital. This only university, high school only. Ankara, my country. Ah, perfect. This Ankara dance, Leyla, bas, paraları Leyla. Songs in Ankara. Turkey is a country that has like, oh, whatever. Okay. That has like a great culture, great people, great food. I like doner kebab. Doner kebab. You're now in. Nerede çıkıyor? Sahne. Where do you working here? Here I'm like a musician and professor, professor. Yes, and I'm kinda beginning something new, like new business. And one kind is for like YouTube. I'm just starting. Yeah. I'm just starting. Now starting. Yes. I bought the really good setup. You should say your YouTube channel. Your YouTube channel. Your YouTube. But it's like in the progress. Okay. I form like a group of people and I'm going to start. It's not started, but it will be. Şimdi başlamamış, ilerleyen zamanda başlayacakmış. Okay. Tamam. You will start in future. Yeah. Arkadaşlar yolda piyaniste denk gelip ve bas paraları Leyla'ya şarkısını biliyor. Ya böyle bir şey yok ya. Adam zaten ben anladım ha. Konuşmadan Bursa Spor'u biliyor. Bas paraları hepsini biliyor. I have a question. Yes. Okay, I know you cheer for Bursa, right? Yes, Bursa. What is your like opinion for the İskender? For the maybe the most famous. For the two most famous clubs, probably everybody knows for Galatasaray and for Fenerbahçe. And what is your opinion? Turkish team Trabzonspor. Yeah. Trabzonspor. Yalan atıyor. No, joke. This first Galatasaray and Fenerbahçe. Fenerbahçe, third Beşiktaş. And four Trabzonspor. Five Bursa Spor. All good. Yes. Dušan Tadić plays for Fenerbahçe. That's why I asked. Dušan Tadić, I know. Yeah. He went from Ajax to Fenerbahçe. Evet. Arkadaşlar kısa bir sohbetimiz oldu arkadaşlar. Kado Hüseyin in Turkish Red Star. Crvena Zvezda. Kado Hüseyin. Ceza. Red Star. Red Star Belgrade. Like Crvena Zvezda, the club. Club. Just the same. You don't have like a Turkish words for the Red Star. No, actually. Red Star. Yok, onu demiyorum. It's not actually different. Turkish. Benim İngilizce. For example, I know Italians say like literally translate Stella Rossa. But actually, they are from Turkey. Actually, I don't know what it means in Turkish, but I am from Azerbaijan. They are saying the same. Yes. From Baku. Yes, Baku. Ah, nice. Okay, bro. Do you like Neftchi? Karabağ. Yes. Arkadaşlar şimdi bu kumara gidecek arkadaşlar. Şimdi you... Here is my friend. Oh, wonderful, wonderful. What? You are player game, player boy. He likes to play. Oh, very good. He is good gambler. Good luck, brother. Nice to meet you. Nice to meet you. Follow me. What is your name? Ahmet Kahriman. Maybe tomorrow. Give me telephone. İşte bu. Oh my god, sese bak. Zara sponsorluğunda çok iyi ya. Abi şu an sokak çalgıcısı ama kesinlikle gelecekte bir yıldız olacak bu. Böyle bak. Çok iyi değil mi ya? Bak böyle bir ambiyans var. Bak. Kesinlikle bu yıldız olacak. Bravo. Çok iyiydi. Unbelievable. Arkadaşlar, geleceğin pop starı, evet, Sırbistan pop starı, işte bu iki arkadaş. İyiydi ya, valla güzel bir show yaptı bize pop. Yani, acaba neden böyle sokakta çalıyor? Birileri niye keşfetmiyor bunu, bilmiyorum yani.